Evet, şimdi Lefkoşa'ya gidiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar Skype bağlantısı üzerinden gün ortasına bizlerle birlikte. Sayın Cumhurbaşkanım, hoş geldiniz efendim gün ortasına. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir mukavele. Şimdi New York'taki temaslarınızın bir dönüm noktası olduğunu açıklamalarınızdan anlamış bulunuyoruz ama Amerika'nın Rum kesimi ve Yunanistan üzerinden Doğu Akdeniz ve Ege'de kışkırtmaları devam ederken bir hamle gelmişti Rum ordusuna. Eğitim verecek ve 25 yıllık silah ambargosunu kaldıracak. Ve ardından sizin çok önemli bir açıklamanız oldu. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne seslendiniz ve dediniz ki ya biz de masaya oturun, bizi tanıyın ya da misafirlik efendim bir yere kadar buyurun gidebilirsiniz. Zaten adada Türk askeri var. Şimdi sizin bu açıklamanızda bir cevap geldi mi? Bu açıklamayı nasıl okuyalım biz? Buyurun. Evet, tabii henüz bir cevap yok. Fakat biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artık gerçek anlamda devlet ve 20 Eylül 2022 Beşiktaş'ta Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oradaki uluslararası topluma artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyınız. Bunun zamanı gelmiştir. Bu halk üzerindeki izolasyonları ve ambargoları kaldırınız. Çünkü bu zulüm niteliğindedir. Bu zulme son verin şeklindeki çok cesur ve bizim için çok önemli açıklamalar artık tarihi bir adım olarak değerlendirmektedir. Dolayısıyla ona yakışır bir şekilde bizlerin bu süreci yönetmesi adına proaktif siyaset gereği bütün bunları biz uluslararası toplumda paylaşmaya çalışıyoruz. Çünkü 1964'ten bu yana ki o zaman bu karar 186'nın oğlu 4 Mart 1964'te alınan kararda Kıbrıs Cumhuriyeti güya bütün Kıbrıs'ın hükümetiymiş gibi. Yani Makaryos'un Cumhurbaşkanı olduğu o Kıbrıs Cumhuriyeti bütün adanın hükümetiymiş gibi. Böyle bir karar hala daha devam etmektedir. Bakınız o zaman çatışmalar vardı. O zaman kan dökülüyordu ve bir aşağıda aman işte Kıbrıs'ta birilerini muhatap kabul etmemiz lazım. Kimdir bu muhatabımız? Kıbrıs Cumhuriyeti denildi ve o karar alındı. Ama evet. O zaman Rauf Denktaş o koridorlarda konuşmalarını yaparken kendisine denilen bu birkaç seneliğine ta ki bu meseleye bir çözüm bulalım. Ondan sonra elbette Kıbrıs'taki hükümet şekli ne olursa olsun iki halkın da hükümeti olacak. Zaten 1960 anlaşmalarda öyleydi. Ama maalesef o 1964'te alınan karar hala daha devam ediyor. Kıbrıs Türkleri o devletin dışında ve 1964'te elbette devletten dışlanan silah zoruyla devletin dışına atılan Kıbrıs Türkler kendi devletlerini kurmuştu. 1974'te Türkiye'nin müdahalesiyle artık Kıbrıs'a yeni sınırlar çizilmiş. Türkler kuzeye, Rumlar güneye ve kuzeydeki temelleri atılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de 1964'den hesap edersek neredeyse Kıbrıs Türklerin devleti 60 yıldır vardır ve 60 yaşına gelmiştir. Şimdi 60 yaşına gelmiş bir Kıbrıs Türk Devleti'ni yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hala daha tanımamazlık, hala daha görmezden gelmek kabul edilemez bir şeydir. Dolayısıyla evet. Bir aşağıya söylenen esas itibariyle 1964'ten bu yana siz hala daha Güney Kıbrıs Rum Yönetimi dediğimiz Kıbrıs Cumhuriyeti ile mukavele yapıyorsunuz, sözleşme yapıyorsunuz. Onun otoritesiyle bir bakıma kuzeyde de bütün bu işlevleri yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu bizim artık daha sonra daha fazla kabul edeceğimiz bir şey değildir. Onun için bizi de muhatap kabul etmeniz lazım. Eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde burada askerleriniz dolaşacaksa, askerleriniz kamplarda kalacaksa muhakkak ki bizim devletimizle de bir sözleşme, bir anlaşma, bir mutabakat yapmamız gerekmektedir şeklinde kendilerine bunu söylemeye çalışıyoruz. Nitekim ben bunu bir şeylerde Sayın Genel Sekreter'e söyledim. Sofa Anlaşması diye bir anlaşma var sizin devletlerin geliştirdiği bir prensip. Bu prensibe göre her gittiğiniz yerde taraflar arasında her tarafla mutlaka bir anlaşmanız var, bir sözleşmeniz var. Çünkü taraflar yani meseleye müdahil olanlar. Kıbrıs'ta herhalde tek taraf yoktur. Kıbrıs'ta Rumlar var, Türkler de var. Evet. Türkleri de bir müdahil taraf olarak kabul etmeniz gerekmektedir. Sizin kendi prensiplerinize göre, kendi tüzüklerinize göre. Dolayısıyla kendilerini sıkıştırmaya çalışıyoruz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti statüsü daha da yükselebilsin. Çünkü gerçekten de durum oraya geliyor. Artık bizim geçmişe gidip federasyon konuşup Kıbrıs Rumlarla ortaklık ve ortaklığın neticesinde Kıbrıs bir bütün Avrupa Birliği'ne ve Avrupa Birliği'nde olmayan Türkiye'nin buradan çekilmesi, peki, hem garantörlüğü artık son bulması hem de askerini buradan çekmesiyle adanın tamamıyla Avrupa Birliği'nin kendi inisiyatifiyle terk edilmesi mümkün değil. Biz böyle şeyi asla kabul etmeyiz.
Ve o günden bugüne çok şeyler geçmiştir. Annan planında hayır dediler. Kıraz Montana'da hayır dediler. Her türlü iyi niyetimize karşın Rumların verdiği cevap hayırdır. Çünkü biz biliyoruz bunu. Kıbrıs'ta yaşayan Kıbrıs Türkler çok iyi bilmektedir. Tabii. Sürekli olarak Rum tarafındaki açıklamaları, konuşmaları biz takip ediyoruz. Peki. Adamların niyeti uzun vade Kıbrıs'ı bir Henedas yapmaktır. Bu insanlar hala da İstanbul'dan Konstantinopol olarak bahsetmektedir. Siz de biliyorsunuz. Zaman zaman böyle günü geldiğinde bazı günlerde Konstantinopol derler İstanbul'a. İstanbul'u bile unutmadılar. 1453'ü. Şimdi 1453 nerede? 1974 nerede? 1974'ü hiç unutmadılar. Dolayısıyla biz çok dikkatli olmamız lazım. Çok böyle ulusal çıkarlarımıza ve ulusal menfaatlerimize dikkat etmemiz lazım. Çünkü onların yoluyla bir takım entrikalar ve tuzaklarla bizleri işte kardeş, muhabbet, işte 1974'ten sonra artık herkes neyin olduğunu öğrendi. Bundan sonra kardeş diye yaşama. Ve dolayısıyla askere gerek yok. Türk askeri gider ama hala da silahlanmaya da devam ediyorlar. Peki. Buna Sayın Cumhurbaşkanım, ya, buna şunu da sormak istiyorum yani Kıbrıs'ta, araya gelerek. Buyurun. Bir anlaşma umuduyla bizi her gün çağrıda bulunanlar silahlanmaya devam edecek. Ne gereği var bu silahlanmanın? Madem böyle bir anlaşma umudu var. Çünkü niyet başka. Niyet başka. Bunu bilelim ve ona göre biz de Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizi, Türkiye Cumhuriyeti ile ne gibi tedbir almamız gerektiğini, bütün bunları da soğukkanlı değerlendirmemize büyük fayda vardır. Her zaman ben bu politikayı izledim. Hiçbir zaman çatışma, savaş çırkanı hiç böyle işlere girmedim. Çünkü böyle işlerin kimseye bir faydası yok. Ama biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yönetenler elbette bu coğrafyada varlığımızı sürdürebilmek için hem Türkiye'nin garantörüne hem Türk askerinin varlığına garantör bir güç ve caydırıcı bir güç olarak muhakkak ki ihtiyacımız olduğunu, bu barışın Sayın Ecevit'in zamanında dediği gibi 74 öncesinde, barış harekatı öncesinde, bu bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adaya adım atmasıyla barışı hem Türklere hem Rumlara götürüyoruz demişti. Nitekim de öyle olmuştu. 1974'ten 2 yıl sonra 50 yıl olacak. Yarım asırdır kimsenin burnu kanamamıştır. Bunlar tabii önemli Peki. gelişmelerdir. Kıbrıs'ın bekası için, huzuru için, barışı için. Dolayısıyla çok dikkatli olması gerektiğini çok bir önemli. Kez daha vurgularken bu Amerika'nın ambargosunu kaldırması Hı-hı. meselesini çok yakından takip etmemiz gerektiğini. Onların zaten silahları var. Silahlanmaya zaten Hı-hı. devam ediyorlar. Hedefi Şimdi ne, de Amerika'nın desteğiyle silahlanma yine yoğunlaşacaksa biz de karşı tedbirler almak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımız. Sayın Cumhurbaşkanım, araya girmek istiyorum. Özür dilerim. Çok buyurun, güzel özetlediniz buyurun. Ama merak ettiğimiz sorular var. Amerika'nın hedefi ne? Neden bu adımları atıyor hem Doğu Akdeniz'de hem Ege'de? Bir de bir ay süre tanıdınız Birleşmiş Milletler'e. Bundan sonraki süreçte Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin atacağı adımlar neler olur? Sizden dinlemek isteriz. Buyurun. Bir kere sürekli olarak gelişmeleri değerlendirmek durumundayız. Ben Amerika'nın adımlarının bu Rusya-Ukrayna Savaşı dolayısıyla İşte Güney Kıbrıs eskiden daha çekimser dururlardı. Şimdi kara para aklama hareketleriyle ilgili olarak bize buradaki büyükelçilerin söylediği Güney Kıbrıs'ın tamamıyla Batı dünyasının istediği gibi hareket etmeye başladığını, yasal düzenlemeler yaptığını, kara paranın burada aklanmasının önlenmesi için tedbirler alındığını, aynı zamanda Rusya'ya yönelik ambargo ve ablukaların alınmasında Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tamamıyla kendileriyle birlikte hareket ettiğini dolayısıyla bir bakıma mükafatlandırma olarak görüyorum. Tabii silahlanmayla ne kadar mükafatlandırma olur onu ben bilemem. Çünkü ben sürekli olarak Güney'i takip ederim. Güney'de de rahatsızlık var. Çünkü gerçekten pandemiden sonra büyük sıkıntılar oluştu. Gerek özel sektör, gerek turizm, diğer sektörler. Bütün bunlar gerginliği artırır. Silahlanma denildiğinde evet, milliyetçiler tabii ki hoşlarına gidebilir ama dünya kadar turizmci var, dünya kadar yatırımcı var, dünya kadar ekonomiyle iç içe olan insanlar var, çalışanlar var. Bunlar da rahatsızlık yaratmıştır. Çünkü silahlanma demek elbette Türkiye'nin de karşı adımı olur. Elbette Kıbrıs'ın güneyindeki silahlanmayı kuzeyde de karşı tedbirlerle, misliyle silahlanma olabilir. Bütün bunlar adada gerginliği artırır, tansiyonu artırır ve kimseye bir hayır olmaz. Yatırımlar çoğalacağına azalır. Bu şekilde de Güney Kıbrıs'ta basınında çok haberler var, çok tartışmalar var. Dolayısıyla hiç kolay değildi. Ama yapılan işte Amerika kendine göre, belki silah tüccarları da bu işin içerisinde, silah satsınlar diye bilemeyeceğim. Ama netice itibariyle oradan gördükleri destekle bu yapacakları, ben geçen gün bir yerde de söyledim, kendi kazdıkları çukura düşebilirler.
Çünkü gerçekten uzun vadede bu kendilerinin lehine olacak bir şey değil. Hem paraları gidecek, bu silahları satın alacaklar. Hem de aynı zamanda bu silahların adaya gelmesiyle adada gerginlik arttığı için yatırımlar azalabilir. Turist azalabilir. Bir takım ekonomik faaliyetler bundan zarar görebilir. Dolayısıyla ben herkesi buradan sağduyuya çağırmak istiyorum. Bir kere meseleleri kışkırtmayınız. Meselelere soğukkanlı yaklaşınız. Meselelere gerçekçi yaklaşınız ve Kıbrıs'ın gerçeğine baktığımızda Kıbrıs'ta iki ayrı devlet vardır. Kuzeydeki devletin adı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'dir. Bunu kimse değiştiremez. Türkiye Cumhuriyeti garanti ülke olarak bu siyasete tamamen destek vermektedir. Ve dediğimiz egemen eşitlik, eşit uluslararası statü, yani Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa bu anlaşma iki devletin işbirliği olabilir. Artık federasyon veya Rumlarla aynı devlet çatısı altında tek egemenlik, orada bir ortaklık mümkün değildir. Çünkü bizim orada varlığımızı sürdürmemiz mümkün değil. Bu 50 senedir denendi. 50 senedir her türlüsüyle geniş kapsamlı müzakerelerde bütün bunlar konuşuldu. Referanduma girildi. Farklı farklı anlaşmalar için olağanüstü çaba ve gayret gösterildi. Uluslararası camiana da desteğiyle. Ama bir neticeye varılamadı. Dolayısıyla 50 yıldan sonra, belki 60 yıl, 63'ten bu yana 60 yıl, hala daha ortak bir devlet kurmak için bütün bu çabalar boşunadır. Bütün bu çabalar hiçbir neticeye ulaşamadı. Bundan sonra da ulaşmayacaktır. Bunu artık öğrendiğimize göre yeni siyasete geçti. Sayın Cumhurbaşkanı, şimdi açıklamalarınızda 8 Ekim Maraş'ın açılması ikinci yılı olacak. Kamu binalarının açılması da gündemimizde dediniz. Maraş'ın genişleyerek açılması 8 Ekim'den sonra gündeme gelir mi? Rum Dışişleri'nden de sizin bu açıklamanıza tepki geldi. Ürkütücü gelmiş, çekinmişler. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii şimdi biz Maraş açılması zaten en büyük karar açılmasıydı. Benim bunu önermem ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın buna destek vermesi, hükümetinin tamamıyla onay vermesiyle açıldı. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu işten çok şeyler kazandı. Bir kere yeni bir bölge, burada turizm potansiyeli var. Burada ekonominin gelişebilmesi için gerçekten oradaki yapı, oradaki her türlü turizme yönelik hizmetlerin verilebileceği potansiyel artırmıştır. Ve dolayısıyla ekonomik olarak da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çok şeyler kazandırmıştır. Bugün her gelen turist mutlaka Maraş'a gider, bir Maraş'ı görür, orada bir fotoğraf çeker ve ülkesine geri döner. Türkiye'den gelen heyetleri de hepsi olarak Maraş'a girip çıkıyorlar. Geçen gün oradaydım Hande Fırat'la, gazeteci, televizyoncu. Büyük bir Polonya turist kafilesi geldi. Orada sohbet ettik, konuştuk, fotoğraflar çektik. Dolayısıyla böyle bir yer. Yani orada 60 yıl önce yapılan turizm faaliyetlerinin dünyanın belki de en önde gelen faaliyetleriydi. Çünkü Sofya Lerenler ve böyle isimlerin orada ev yer almaları ve orada denize girmeleri, turistik tesislerden faydalanmaları uluslararası bir marka haline getirmişti. Şimdi uluslararası marka bir bakıma bir hayalet şehrinden bu açılmayla ve oradaki temizlik faaliyetleriyle, oradaki altyapı çalışmalarıyla ki çok asfaltlama yapılmıştır, kamu alanları temizlenmiştir, parklar açılmıştır. Deniz o güzelim şey ki Doğu Akdeniz'in iddiaya göre en güzel sahil şeridi. O sahil şeridi herkesin denize girmesine açılmıştır güzel bir plaj olarak. Bütün bunlar nimet, bütün bunlar zenginlik. Onun için doğru karar aldığımıza inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne tekrar teşekkür ediyorum. Ve bundan sonraki süreçte oradaki dediğim gibi bazı belediye binaları açılabilir, bazı kamu daireleri açılabilir. Çünkü orada devlete ait binalar vardır. Bu binaların faaliyet göstermesi insanların giriş çıkışı olabilir. Dolayısıyla hem altyapı çalışmaları hem plajda ve denizde etkinlikler aynı zamanda taşınmaz mal komisyonunun bu mala mülke gerekli itinayı göstermeleri ve bunlar başvuran sahiplere ki şu ana kadar Güney Kıbrıs'tan 400'e yakın başvuru vardır. Vakıflar İdaresi'nin bizim kendi vakıflar idaremizin başvurusu vardır. Çünkü ilk Kıbrıs'ta vakıflar kurulduğunda Mustafa Dala Paşa, Abdullah Paşa Vakfı, Bilal Paşa Vakfı bütün bunlar elbette o zamanlar Gazi Mausa'ya çıkış olduğu için Kıbrıs'ta bir yıl süren donanma savaşları 80 bin şehit vererek 1 Ağustos 1571'de son buluyor bir yıl savaşlardan sonra ve ilk kez Osmanlı askerleri Kıbrıs'a Gazi Mausa limanından çıkıyor. O bölgeden çıkıyor evet. Ve Gazi Mausa kalesinde savaşlar oluyor. Venediklerden o kale fethedildiğinde bayağı bir orada da şehitler verilmiştir. Ama ilk adaya çıkış Gazi Mausa'dandı.
Baf, Larnaka, Limassol etraflarında da savaşlar olmuş. Ama ilk Gazimao, Girne değil, Gazimaos'tan çıkıyor. Ve sonra Lefkoşa'ya yürünüyor. 9 Eylül 1573'de Lefkoşa'nın kurtuluşudur. Dolayısıyla Gazimaos'a tarihimizde çok önemli bir yerdir. Yani Peki. Türk tarihinde, Osmanlı tarihinde Gazimaos'a çok önemli bir yerdir. Çok şehitler verilmiştir. Kıbrıs'ın fethinde çok önemli orada savaşlar yaşanmıştır. Osmanlı devlet askerleri de Venedikliler tarafından. Yani Rum, Yunan ikilisi yok buralarda. Onlar ondan sonra geldi. Ve şimdi bizi buradan göndermeye çalışıyorlar. Yani o kadar büyük bir adaletsizlik var ama hayat böyle bir şey işte. Dolayısıyla çok dikkatli olunması gerekmektedir. Yani ileriye yönelik bir anlaşma yapacaksa çok dikkatli olması gerekmektedir. Oyuna gelmememiz lazım. Çünkü imzaya attınız mı geri dönüş yok. Onun için bu milli meselede, ulusal meselede bunu çok iyi irdelemek lazım. Ona göre meselelere yön vermek lazım. Çok dikkatli olması gerektiğini. Bir söylediğiniz cümle veya kelime bile başka yerlere çekilebilir ve ulusal damıza zarar verebilir. Dolayısıyla yaptığımız konuşmalara da çok dikkat ediyoruz. Çünkü karşı taraftaki zihniyet alıp sizi başka yerlere sıkıntılara sokmak için her türlü oradaki gözlemleri devam etmektedir. Ama bizim öz itibariyle dediğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık bir gerçektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından bahsedilmektedir. 20 Eylül günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı tarihi bir konuşmadır. Bu tarihi konuşmadan sonra bir takım adımların atılması gerektiği noktasında bir anlayış gelişmiştir. İşte daha fazla temas, tanınma için daha fazla yabancılarla bir takım istişareler içerisine girip neden bu yola girdiğimizi, neden bunun en doğru yol olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının bunu hak ettiğini, çünkü mücahit bir halk, şehitler verdi, acılar çekti, soykırımlardan geçti, hiç bıkmadı, hiç yorulmadı ama hep savaşmaya devam etti. Türk Mukavemet Teşkilatı ile ve daha sonra yapılanlarla Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs'ta bir direniş efsanesi. Yani şanlı bir geçmişi olan ve gerçekten büyük bir direnişle gücünü muhafaza edebilmiştir. Ve ondan sonraki süreçlerde tabii soykırımdan da geçtik, kayıplardan geçtik ama ayakta durmasını başardık, direndik. Ve hamdolsun 20 Temmuz 1974'ü hep birlikte gördük. Yani Kıbrıs'ın tarihine baktığınızda elbette 1878 önemli bir tarihti. Çünkü İngiltere'ye kiralanması ama birkaç yılın, bir sürenin. Ta ki Osmanlı Devleti'nin bazı sıkıntıları vardı. Onlar ortadan kalksın, kiralanma. Maalesef uzadı gitti. 1914'te Çanakkale Savaşları dolayısıyla Türkiye'nin kurtuluş savaşlarına İngiltere ve müttefikleri Türkiye'yi, Osmanlı Devleti'nin topraklarını o zaman işgal etmeye çalışırken tabii araları bozuldu. Ve Kıbrıs'ı 1914'te 1878 anlaşmasına rağmen hukuksuzluğun en önde gideniyle maalesef ilhak ettiler. Ve 1923'te de bu ilhak kesinleşti. Çünkü 1923'te Lozan Anlaşması altında Türkiye Cumhuriyeti'nin imzası vardır. Kesinleşince artık biz de umudumuzu yitirdik. Ama tabii hiçbir zaman da beklentimizi geri çekmedik. Peki. Evet, moralleri bozuldu. Çünkü adanın belli bir süreliğine kiralandığı söz konusuyken bir de baktık 1924'te Lozan Anlaşması'na ada gitti. Kime gitti? İngiltere'ye. Onun egemenliği. 24'ten 60'a kadar burası İngiltere'nin egemenliğinde kalmış bir adadır. Çok şeyler yaşandı. Kıbrıs Türkler çok zulüm gördü. Özellikle Rum-Yunan ikilisinin bize saldırdığı. Çünkü o zaman Rum-Yunan ikilisi, bu bir fırsattır. Bu fırsat Türkiye artık eski Türkiye değil. Osmanlı eski de Osmanlı değil. Osmanlı bitmiş. Yeni Türkiye Cumhuriyeti artık gündeme geldi. Osmanlı'nın daha ilk yıllarda gücü yok. Dolayısıyla baş edemez. O bakımdan biz Kıbrıs'ı yavaş yavaş Yunan yapacağız. Türkiye'de denize götüreceğiz. Yani Akritas planı, EOKacıların bütün marifetleri ortaya çıkan bütün bu hareket karşısında Kıbrıs Türk'ü doğrudur. Çok şehitler verdiği insanlarımızı evinden, iş yerinden, oradan buradan alıp götürdüler, kurşuna dizdiler, çukurlara attılar. Bu halk ezildi, bu halk mağdur oldu, bu halk acılar çekti ama direndi ve mücahit bir halk olarak şimdi kendi devletiyle yoluna devam ederken elbette bunu en fazla hak edenlerdendir. Onun için biz hiç geri adım atmamalıyız, atmayacağız. Peki. Ve bu şekilde siyasetimizi sürdürmek için elbette Türkiye Cumhuriyeti'yle en iyi şekilde çalışmamız, en iyi şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğini almamız. Çünkü Türkiye bu bölgedeki en büyük ülkedir. 2000 kilometreden sahil şeridiyle İskenderun'un Ege Adaları'na Akdeniz'e hakim ve Mavi Vatan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle işbirliği içerisinde büyük siyasi ve tarihi olaylara hep birlikte imza atmanın büyük bir mutluluğu içerisindeyiz. Dolayısıyla hem Mavi Vatan'da hem Gökler'de hava sahasında fırhatlarıyla bütün bunları her zaman söylüyorum. Çünkü önemli mesele. Neden bütün bu mücadele? Sadece Kıbrıs'ın kendi
toprağı için değil. Aynı zamanda Kıbrıs'ın toprağından da daha önemli. Kıbrıs'ın etrafındaki deniz yetki alanlarında bulunan petrol, mineral her türlüsüyle, farklı zenginlikleriyle ama neticede itibariyle mavi vatandaki o denizlerimizle birlikte daha güçlü bir ülke haline gelmiş bulunmaktayız. Ben hep bu şekilde anlatmaya çalıştım. Yani kara para, toprak parçası bir yere kadar. Toprak parçasının da ötesinde denizin etraftaki zenginlikleri, deniz dibindeki orası da topraktır. Denizin içindeki mineraller, balıkçılık ve tabii petrol gaz varsa inşallah o da olacak. Bütün bunlar Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin işbirliğiyle daha önemli bir vatan. Çünkü adı üstünde May Vatan. Sadece toprak değil, ayrıca denizlerde de vatanımız var. Hakkımız ve hukukumuzun yettiği kadar, alabildiğimiz kadar. Şimdi bir diplomatlarla ve bir takım bilim insanlarıyla konuştuğumuzda artık ülkelerin hak ve hukuku elbette toprağında, elbette az önce ifade ettiğim gibi denizlerde, etrafındaki deniz yetki alanlarındaki hakkı ve hukukunu korumakta. Üçüncüsü uzayda. Şimdi uzayda da yer almaya çalışırlar. Yani bazı ülkeler çok fazla yer iddia edebilirler ama o da bir paylaşım olacak orada. Çünkü oralardaki pozisyon sizin uydu atabilmenizi, uydu ile buraları denetleyebilmenizi veya ileride uzayda, uyduda da bir takım farklı işler yapabilmenize imkan sağlayacaktır. Dolayısıyla dünya sürekli olarak gelişmektedir. Bu gelişmeler içerisinde biz de Kıbrıs'ımıza, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mize gerçekten önemli bir rol, önemli bir statü olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlenmesi boyutunda önemli bir inanç ve kararlılıkla hakkımızı korumaya yönelik çalışmalarımızı biz bu anlayışla sürdürmek. Biz de takip edeceğiz Sayın Cumhurbaşkanım. Gözlerde 8 Ekim'de olacak. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. İyi çalışmalar diliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar. Sağ olun efendim.